Yetersiz eğitim, bozulan ekonomi ve çöken ahlaki değerler suç oranlarında patlamaya sebep oldu. Cezaevleri hiç olmadığı kadar dolu, tutuklu ve hükümlülerin sayısı son 10 yılda %200 artarak 156.707'ye yükseldi. 2000 yılında afla boşalan cezaevleri 15 yılda tekrar doldu. Üstelik tutuklu ve hükümlü sayısı 3'e katlandı. Türkiye'de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 156.707'ye ulaştı. Cezaevinde bulunanların 149.057'sini erkekler, 5.624'ünü kadınlar, 2.026'sını 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor. Evet. Cezaevleri 159.475 kişi kapasiteli. Mevcut tutuklu ve hükümlü sayısı 156.707. Cezaevlerinin kapasitelerinin dolmasına sadece 2768 kişi kaldı. <laughs> Tutuklu ve hükümlülerin bölgelere göre dağılımında Marmara bölgesi 44305 ile ilk sırada yer alırken Marmara'yı 25364 ile Ege bölgesi, 22950 ile Akdeniz bölgesi, 21849 ile İç Anadolu bölgesi, 19072 ile Karadeniz bölgesi 13.107 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi 9.800 bölgesi izledi. Türkiye'de cezaevlerini ağırlıklı olarak hırsızlık ve adam öldürme suçlarından giren tutuklu ve hükümlüler dolduruyor. Cezaevlerinde bulunanların bazı suçlarına göre dağılımında ilk sırayı 32.663 ile hırsızlık alıyor. Hırsızlığı 27.214 ile adam öldürme, 27.076 ile uyuşturucu ve gasp, 18.301 ile yaralama, 18.196 ile yağma veya gasp, 12.648 ile cinsel suçlar, 6.812 ile sahtecilik, 4.290 ile dolandırıcılık, 2.086 ile fuhuş, 1930'la da adam öldürmeye teşebbüs suçları izliyor. Evet. evet. Son 10 yılda tutuklu ve hükümlü sayısındaki artışta dikkat çekiyor. Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısı 2004 yılında 57093, 2005 yılında 55870, 2006'da 70277, 2007'de 90837, 2008'de 103235, 2009'da 116340, 2010'da 120814, 2011'de 128604. 2012'de 136.020, 2013'te 144.178, 2014 yılının 12. ayındaysa 156.707'ye yükseldi.